Merhaba, bu videoda ARDZ hissesine bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle al-sat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Başlayalım. ARDZ 7 Şubat'ta bedelli sermaye artıracağını, yani bölüneceğini açıkladı. 170 milyon lira olan sermayesini 500 milyona çıkaracak. Artırım oranı %194, yaklaşık 200 diyelim. Bu amaçla SPK'ya başvuru yapıldı, onay gelmesi bekleniyor. SPK onay verebileceği gibi onaylamayabilir de. Onaylanırsa bizi doğrudan ilgilendiren kısım şu: elimizdeki her bir hisse için 2 lira daha para yatırmamız gerekecek. Bölünme sonrası bir hissemiz 3 adete çıkmış olacak. 1 liraya hisse almış olacağız gibi görünse de, yani evet 1 liraya hisse alıyoruz ama hisse fiyatı da yeniden hesaplanacak ve düşeceği için bir değişiklik olmayacak. Bölünme tarihinde elimizde hisse varsa fakat bölünmeye katılacak kadar paramız yoksa ne yapacağız? Hesabımızda rüçhan kuponları görünecek. Bu kuponları satabiliyoruz. Böylece bölünmeye katılmasak bile zarar etmemiş oluyoruz. Yani bölünme sürecinde 3 yol var. 1. Bölünme süreci başlamadan önce hisseyi satmak. Şu an hisse fiyatı dipte olduğu için birçok kişinin zararda olacağını düşünüyorum. 2. Rüçhan kuponlarımızı hisse başına 2 lira ödeyerek hisseye çevirmek, yani bölünmeye katılmak. 3. Paramız yoksa rüçhan kuponlarını satmak. Elimizde hisse varsa ve bu 3 seçenekten hiçbirini yapmazsak büyük zarar ederiz. SPK bölünmeye onay verirse ve süreç açıklanırsa süreci anlatan, hatırlatan kısa bir video daha yapayım. Unutursam lütfen hatırlatın ve elinizde ARDZ varsa kanala abone olursanız yeni video için bildirim alabilirsiniz. Kaçırmazsınız. Bedelliye katılma şeklini, teknik kısmını geçiyorum. ARDZ neden bedelli yapıyor? Bildiğiniz gibi ARDZ bir yazılım bilişim şirketi. Şirket halka arz olduğu günden beri büyüyor. Kar istikrarlı artıyor. Bedelli sermaye artırımı, yani bölünme ile elde edeceği gelirle yazılım sektöründe Ar-Ge çalışmaları yaparak karını katlamayı hedefliyor. Metaverse, sanal gerçeklik, siber güvenlik, yapay zeka, enerji sektörü yazılımları ve oyun sektöründe yazılım geliştirmeyi hedefliyor. Patronun açıklamasına göre şirket zaten kar ediyor ve bu karla organik bir şekilde büyüyor. Ama büyümenin inorganik şekilde katlanarak büyümesi için sermaye gerektiğinden bahsedilmiş. Ar-Ge çalışmalarını tek tek saymayacağım. En ilgi çekici örnek SİHA yazılımları için Ar-Ge çalışmalarının sonuna gelinmiş olması. Bu tarz birçok proje mevcut. Şirket ürettiği yazılımları kullanacak müşteri bulmak zorunda. Örnek olarak 15 Mart tarihli Bursa Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan 18 milyon değerindeki trafik yönetim merkezi sözleşmesini verelim. ARDZ bu şekilde müşteri bulmak ve yazılımlarını sözleşmelerle satmak durumunda. Birazdan bakacağız, şirketin satışlarında artış var. Bu tablo gelir gider tablosu. Satışlar geçen seneye göre artmış. 125 milyondan 278 milyona çıkmış. Net kar 65 milyondan 151 milyona yükselmiş. Benim gördüğüm anormal veya olumsuz bir kalem yok. Şirketin finansal borcu yok ki finansal gideri yok. Hatta nakit fazlalığından geliri var. Halkbank'ın Scorecard uygulamasından renk tablosuna bakıyoruz. Şirketin finansalları yeşil ve artış söz konusu. Yine Halkbank'tan çarpanlara bakalım. FK, piyasa değeri, defter değeri ve firma değeri FAVÖK çarpanları düşmüş. Bu çarpanların düşmesi hissenin ucuzladığı anlamına geliyor. Hatta bugünkü değeri yukarıya ben yazdım. FK 5.83, PDDD 2.72, FD FAVÖK 5.11. BİST'te daha ucuz çok az sayıda hisse bulunacağını düşünüyorum. Gelelim günlük grafiğe. 9 Ocak tarihinde ben bir video hazırlamıştım. Bu videoda ARDZ'nin finansallarının iyi olduğundan bahsettim. Hisse fiyatının 7 lira altına düşüp tekrar yükseldiğini, alsat fırsatları verdiğini söylemiştim. Ben o videoyu hazırladığımda hisse fiyatı 7.17'ymiş. Sonrasında yükselerek 3 Şubat'ta en yüksek fiyatını 9.43'ü gördü. O günlerde alanlar bir süre iyi karlar görmüştür. Yine o videoda şirketin sermaye artıracağını, yani bölüneceğini tahmin ediyorum. Fakat ben bedelsiz bölüneceğini düşünmüştüm. Bedelli ihtimali aklıma bile gelmemişti çünkü şirkette çok fazla nakit vardı ve şirket kar ediyordu. Bu arada bir dipnot daha vereyim. Geçen sene ARDZ bedelsiz bölündü. Onunla karıştırmayalım. İkinci dipnot, ARDZ temettüyü de ödedi. Ama
çok düşük miktarda ödedi. Bazı yorumlarda gördüm, mesela bedelli yapacağına temettüyü ödemeseydin diyenler var. Ödenen temettü miktarı toplanacak bedelli miktarından çok çok az. Ama hak veriyorum, bölüneceksen neden temettü ödüyorsun? Arkadaşlar, bedelli haberi kar eden, büyüme hedefleyen, daha çok büyümeyi amaçladığını gerekçe gösterecek bir şirket için olumlu olması gerekir. ARDZ yatırımcısı bunu olumsuz algıladı. Haklılar mı? Kısmen evet. Kamu aydınlatma platformundaki haber sırasına bakalım. Şirketler hisse fiyatlarını etkileyecek bütün haberleri bu platforma iletmek zorunda. Alınan bütün kararlar buraya iletilmeli. Bakın aşağıda 28 Ocak'ta genel kurul yapılmış ve genel kurul sonucu alınan kararlar açıklanmış. Bedelli sermaye artırımı yapılacağına dair bir karar alınmamış. O tarihte gündeme getirilmemiş diyelim. 7 Şubat'ta ARDZ devre kesiyor. Birazdan grafiği tekrar ekrana getirdiğimde göreceğiz, hisse fiyatı düşmeye başlıyor. Ve 7 Şubat akşamı borsa kapalıyken kapa bildirim yapılıyor, bedelli sermaye artırımı için karar alınmış. Birçok yorumda denk geldim, haklı olarak soruyorlar, bir hafta önce genel kurulda böyle bir düşünce yokken aniden nasıl bir plan proje yapıldı da karar alındı. Her neyse ben buna da takılmadım. Grafiğe tekrar dönelim. Hisse hızla yükselirken 3 Şubat'ta düşmüş. 4 Şubat'ta kararsız kalmış ve 7 Şubat'ta tekrar düşmüş. 7 Şubat akşam seans kapandığında bedelli haberi geliyor. Bu grafiğe baktığımda durduk yere gelen 3 ve 7 Şubat'taki satışlar bende şüphe uyandırıyor. Acaba birileri bedelli haberinin geleceğini önceden biliyor muydu? Bilerek mi sattılar? Biliyorlarsa büyük suç işlenmiş. Peki SPK bunu araştırıyor mu? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, bunlar geride kaldı. Elimizde kalanlara odaklanalım. Büyük düşüşte satmayanlar, elinde ARDZ olanlar büyük çoğunlukla zararda bekliyordur diye düşünüyorum. Bu fiyatlardan bu karlılıkta bir şirketi zarara satmak mantıklı olmayabilir. Finansallardan, oranlardan ve şirketten kısaca bahsettim. Olumsuz bir durum yok. En azından ben göremedim. Aksine hisse çok çok ucuz durumda. Aksine patron anormal bir büyüme hedeflediğini söylüyor. Belki kararlar ve kap haberleri şüphe uyandıracak tarihlerde olmasaydı bedelli açıklanması fiyata olumlu yansıyabilirdi. Ben yine de şirketin ve hissenin uzun vadede kazançlı olacağını düşünüyorum. Bedelli sonrası yatırımlar şirketi daha da yüksek karlara taşıyabilir. Dolayısıyla hisse fiyatında taşır. Peki SPK onay verecek mi? Bilmiyorum. Onay verirse söylediğim gibi bana hatırlatırsınız ve bölünme sürecini anlatan kısa bir video hazırlayabilirim. Onay kısa vadede olumsuz karşılansa bile söylediğim gibi yatırımlar sonrası olumlu dönüşler olacaktır. SPK onay vermezse olumlu mu olur, olumsuz mu bilmiyorum. Çünkü şirket aleyhine şirketin planlarının tersine bir karar verilmiş olacak. Öte yandan bedelli olmasını istemeyen, tepki gösteren de birçok yatırımcı vardı. Yatırımcılar, yani sizler bu kararı nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Yorumlara fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Yani sizce SPK bedelliyi onaylamalı mı yoksa onaylamamalı mı? Arkadaşlar, videoyu beğenirseniz sevinirim. Abone değilseniz abone olursanız gelecek videoları daha kolay takip edebilirsiniz. Geçenlerde söz vermiştim. Reysaç GEO videosunu 1-2 haftaya hazırlamayı düşünüyorum. Reysaç'ta ilgimi çeken bir detay var. Hem sizlerle paylaşmış, sizlerin de fikrini almış olurum. Son olarak bu videoda ARDZ alın, kazanın veya satın kurtulun demiyorum. Hisse önermiyorum. Elbette sizin için en doğru kararı yine siz kendiniz verebilirsiniz. Hoşça kalın.